Sizlerle birlikte koyun etinden, etli ve kemikli etten haşlama yapacağız. Gördüğünüz gibi etimiz burada, bir miktar et. Biraz havuç ve patates tercih ettim. Sizler isterseniz içine patates ve havuç koymayabilirsiniz. Şimdi tencereme ben birazcık yağ alacağım. Yağımı tencerenin dibine döküyorum, fazla olmamak şartıyla. Yağımızın ısınması gerekiyor etlerimizi mühürlemek için. Birazcık kuyruk yağından da koyuyorum lezzet vermesi açısından. Lezzetli suyun içine hapsetmesi için mühürleme işlemi çok önemli bir şey. Etin lezzetini daha iyi almanız için güzelce mühürleyeceğiz. Bir tutam tuz döküyorum etlerim lezzetli olsun diye. Bazı insanlar koyun etinin kokusunu ve kuzu etinin kokusunu pek sevmezler. Eğer sizler de öyleyseniz, isterseniz dana eti, kuzu eti, koyun eti, tavuk eti, her türlü etten bu yemeği yapabilirsiniz. Tam olarak size kalmış. Şimdi mühürleme işlemim bitti. Birazcık havucum ve patatesimi de kavurduktan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Biraz etin yağında kavrulsunlar istiyorum lezzet açısından. Tahta bir kaşığa ihtiyacımız var. Şöyle. Etin yağında kavrulan sebzelerimiz daha lezzetli olacaktır. Ben genellikle kızım için sebze koymayı tercih ediyorum. Çünkü etin suyu arttığı zaman onunla çorba da yapabiliyorum. Ya da kızım o an et yemek istemezse ya da az yemek isterse sadece sebzelerinden koyabiliyorum. Güzel oluyor. Ben bunun yanına pilav yapabilirim. Bulgur pilavı yapabilirim. Birazdan karar vereceğim. Şunun altını çizmek istiyorum. Et yaptığımız zaman sebzeli de pişirmiş olsak yanına mutlaka ya bir salata ya da bir sebze pişirirseniz çocuklarınız için daha faydalı olacaktır. Bizler için de öyle tabii. Biliyorsunuz et bir proteindir. Biraz karabiber koyuyorum. Haşlama olacağı için salça ve pul biber kullanmayacağım. Sadece karabiber. Ben koyun etine başka baharat pek yakıştıramıyorum. Evet. Kavrulma işlemim tamamlandı. Şöyle buhar gelmesin diye üzerini kapatayım. Üzerine fazla aşmayacak şekilde suyumuzu ilave ettik. Şu şekilde. Tuzunu sonra kontrol edeceğim. Tuzu az olursa ekleme yapabilirim. Sizler de aynı şekilde. Kapağını kapatıyorum. Bu tenceremin özelliği buharında güzelce pişirme özelliğine sahip. Siz çelik tencerede de pişirebilirsiniz. Şu an pişmesini bekleyeceğiz. Yemeğimiz fokurdamaya başladığı anda öncelikle ocağımızı kısalım. Kısık ateşte pişmesi daha lezzetli olacaktır ve etin üzerinde her zaman olan bu köpükleri almamız yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Şu şekilde köpükleri alıyoruz. Ve kısık ateşte ağzını kapatarak yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Evet, yemeğimiz pişti. Altını kapatabilirim. Şöyle göstereyim yakından. Şimdi servis yapabiliriz.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi kalın.